Malta, dünyanın en küçük ve yoğun nüfuslu ülkelerinden biri. Akdeniz'in ortasında Sicilya ve Kuzey Afrika arasında yer alan ülke, 3 büyük, 2 küçük adadan oluşuyor. İlk yerleşimin Neolitik döneme kadar uzandığı bir Avrupa ülkesi olan Malta, çok sayıda kültürel ve doğal zenginliğe sahip. Tarih boyunca Fenikeliler, Romanılar, St. John Şövalyeleri, Fransızlar gibi farklı milletler tarafından işgal edilen ülkede yeryüzünün en eski yapılarından biri olan megalitik tapınakları bulunuyor. Jeopolitik konumu nedeniyle her daim paylaşılamayan bir ülke olan Malta, zengin tarihi, muhteşem tapınakları, eşsiz plajları ve diğer doğal güzellikleriyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Malta ya da resmi adıyla Malta Cumhuriyeti'nin tarihi, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanıyor. M.Ö. 8. yüzyılda Fenikelilerin hakimiyetine giren ülke, önce Kartacalıların, daha sonra Romalıların eline geçti. Roma döneminde yerel halk Hristiyanlığı kabul etti. Romalılardan sonra kısa bir süre Arap hakimiyetinde kalan Malta, St. John ve Şövalyeleri tarafından işgal edildi. Gelir gelmez ticareti ve sosyal hayatı değiştirmeye başlayan şövalyeler ülkeye farklı bir kültür kazandırdılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1565'te yaptığı kuşatma sırasında şövalyelerin galip gelmesi onların Avrupa'da güç kazanmasını sağladı. Adalar bu dönemde mimarlık, sanat ve kültür açısından altın devrini yaşadı. Daha sonra önce Fransızların, sonra İngilizlerin hakimiyetine giren Malta, 1964'te bağımsızlığını ilan etti. Parlamenter Cumhuriyet yönetim biçimine sahip ülke, 1965'te Avrupa Konseyi'ne girdi. 1979'da ülkedeki İngiliz askeri üsleri tamamen boşaltıldı. 2004'te Avrupa Birliği'ne alınan ülke, 2008 yılında Euro bölgesine dahil edildi. Malta, Gozo ve Comino olan 3 büyük ve 2 küçük adadan oluşan Malta, 316 kilometre karelik bir alan üzerine kurulu. Yaklaşık 426 bin kişilik nüfusa sahip olan ülkede, yaşayanların %96'sı Maltalılardan, %2'si İngilizlerden ve kalan %2'si farklı milletlere mensup kişilerden oluşuyor. Ülke, en büyük adası Malta'nın adıyla anılıyor. Ülkenin başkenti Valletta adını, kahraman kurtarıcıları St. John Valletta'dan alıyor. Başkent halk arasında daha çok ikinci belt adıyla anılıyor. Ülkenin nüfusunun yarısı Valletta şehrinde yaşıyor. Malta'nın ikinci büyük adası olan Gozo, 7000 kişilik nüfusuyla adanın en kalabalık şehri. Ülkede resmi dil olarak Maltaca ve İngilizce konuşuluyor. Maltalıların dünyadaki en eski Hristiyan halklardan biri olduğu biliniyor. İngilizlere göre M.Ö. 60 yılında bir tutsak olarak Roma'ya götürülen Aziz Paul'un bir gemi kazasından kurtularak Malta'ya çıktığı ve buraya Hristiyanlık inancını yaydığı söyleniyor. İnşası M.Ö. 3600 ile 700 yıllar arasında 3 farklı döneme uzanan ve bu yüzden yeryüzünün en eski yapıları olarak kabul edilen Malta'nın megalitik tapınakları UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu tapınakların Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kompleksinden daha eski olduğuna inanılıyor. Tarihi M.Ö. 3300-3000 yılları arasına dayanan yeraltı tapınağı Hipegeum, Malta'nın Paolo şehrinde bulunuyor. Adı Yunanca yeraltı tapınağı anlamına gelen Hipogeum, dünyanın en eski tarih öncesi yeraltı tapınağı olarak kabul ediliyor. Bir neokropol olarak kullanıldığı düşünen yapının içinde 7000 kadar insana ait kemikler bulunuyor. Divejra körfezinin yakınında bulunan ve çok sayıda kültürel ve doğal yapıya sahip Gozo Adası, birbirinden güzel doğa mucizeleriyle ünlü. Bunlar, İç Lagün takım adalarının en muhteşem yerlerinden biri olan Inland Sea ve 60 metre yüksekliğinde devasa yumruğu şeklindeki kireç taşından oluşan Fungus Rock, yani mantar kayı olarak anılıyor. Malta'nın batı kıyısında Dingle adlı köyde yer alan Dingle uçurumları 253 metre yüksekliğiyle takım adalarının en yüksek noktasını bulunduruyor. Malta'nın güneyinde bulunan büyük deniz mağaralarına Blue Grot da deniliyor. Yılın 300 gününün güneşli ve sıcak geçtiği Malta, harika plajlarıyla turistleri cezbediyor. Rüzgar sörfü yapanlardan güneşlenenlere kadar herkes için çeşitli seçenekler,
altın kumlu, kırmızı kumlu plajlar ve mavi lagünler mevcut. Meliha Körfezi, Ganj Tufena ve Altın Körfez, Malta'nın en popüler plajları. Beyaz kumların ve kristal berraklıktaki deniz mavisiyle adeta kartpostal görünümüne büründüğü Blue Lagoon, Comino adasında yer alıyor. Malta'nın geleneksel mutfağı balık ve sebzelerden oluşuyor. Bunlar balık böreği, keçi ve koyun sütünden yapılan peynir, tavşan eti gibi çeşitleri sayabiliriz. 1952'de kurulan Malta Üniversitesi, Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biri oluyor. 1980 yılında Malta'da Temel Reis filmi çekimleri için kurulan set, günümüzde Temel Reis adıyla ve bir açık hava müzesi ile eğlence kompleksi olarak kullanılıyor. Zengin tarihi, muhteşem plajları ve benzersiz yeraltı tapınaklarıyla Malta, Avrupa'nın görülmesi gereken ülkelerinden biri.